Hangi ünlü magazin kameralarına nerede ve nasıl yakalandı? İstanbul'un gündüzünde ve gecesinde yaşanan gelişmeler geliyor. Gündüzünden gecesine, İstanbul'da ünlülerle dolu bir haber turuna hazır mısınız? Bakalım kimler takılmış kameralarımıza? Teoman'ı Nişantaşı turunda görüntülüyoruz. Teoman aylar önce artık müziği bıraktığını söylemişti fakat konserlere tam gaz devam ediyor. Emekli oldum artık bıraktım. Muhabbetleri geliyor aklımıza. Bıraktım değil. Şöyle bir şey var. Şunu anladım. Çalışmak manasız geliyor. Çalışmayınca da çok sıkılıyor insan. Arasını bulmak lazım. Ben de yani çok uzun yıllardır çok çalıştım. Şimdi menajerimle de konuştuk. Şu anda 4 haftalık bir tatilim var. Dedik ki ikimiz de o da yorgun tabii yılların şeyiyle. Biz artık bundan sonra maksimum konseri hedeflemeyelim. Ayda 4-5 tane iş yapalım. Öz yapalım o işleri. Hayatımızı yaşayalım. Sadece işten ibaret olarak görmeyelim hayatı dedim. Ben ona anlaştık. Artık öyle çalışacağız. EYT'den emekli oldu Teoman. Peki o da her emekli gibi Ege'de bir sahil kasabasına yerleşmeyi düşünüyor mu? Ben onlara benzemiyorum. Hem de ben tam emekli olmayacağım. Yani bana hiç uygun bir şey değil. Bir kasabaya falan gitmek görüyorsunuz. Bu her kim gün gitmişten sonra? Yani mizaç önemli bu tip şeylerde. Kimisi öyle şeyleri sever ama ben böyle bu ortalıklarda dolaşmayı, kafelere gitmeyi vesaire öyle şeyleri seviyorum. Mahalle kültürünü seviyorsunuz. Yani bana şehir lazım. Ben şehir öyle mahalle. Yani o doğa muha falan beni peki, açmıyor. Son dönemlerde genç kesimin Teoman'a olan ilgisi mutlu etmiş onu. Fakat gençlere bir tavsiyesi var. Evet, gençler beni sevdi sağ olsunlar. Çok hoşuma gidiyor. Yani hatta böyle yani hayran meselesine alışığım ben zaten ama gençler ufaklıklar. Ama idol görüyorlar. Bu hayranlıktan çıktı olay yani. Teoman olmak istiyor herkes. Fakat şöyle bir şey algılarlarsa üzülürüm aslında. Ben hayatım boyunca eşekler gibi çalıştım. Artık bu yaşa geldim. Biraz daha rahat yaşıyorum. Eğer şimdiden 15-16 yaşında benim şu anki bakış açıma geçerlerse hayatları çok kolay olmaz. Önce birikim lazım. Birikim diye çalışsınlar önce biraz. Kendilerini paralasınlar demiyorum. Büyük hayalleri de olmasın. Çok zengin olmaya çalışmasınlar. Azla getirsinler falan. O tarz bir yaşam çok mantıklı bir şey. Ama kendilerini de harap etmesinler. Geçmiş dönemde Teoman'ın magazin tarihine geçmiş çok ikonik görüntüleri var. Peki Teoman'ın bu görüntülerden rahatsız olduğu oluyor mu? Yok, çok eğleniyorum onları seyrederken. Bir de insanların onlara gülüyor olduğunu, eğlendiğini görünce de hoşuma gidiyor. O zamanlar biraz fazla eleştirilirdim ben. Şimdi geçmişe bakınca benim bir yanlış bir eve girmeye çalışmam falan bana da eğlenceli geliyor. İnsanlara da eğlenceli geliyor demek ki. Yani benim işim eninde sonunda insanları rahatlatmak, onları hoş hissettirmek. Totalinde yani benim yaptığım işin temelinde aslında insanlara iyi hissettirmek yatıyor. Aşka geliyor konu. Teoman'ı ne zaman biriyle görüntüleyeceğiz acaba? Yok görmezsiniz artık canım. Ben evlendim, kocaman çocuğumu yaptım falan. Artık bekarım. Biliyorsun 80 yaşında evleneceğim zaten. Yani şimdi tekrar İşte gençliğimi yaşayayım diyorum o zamana kadar. Aşkın Nuri Engi'yi Nişantaşı'nda bir hastane çıkışında görüntülüyoruz. Rutin kontrole gelmiş. Hastanede görünce merak ettik. Geçmiş yok, olsun. Yok merak etme bir şey yok. Konuşmadık güzel bir daha mı çekiyorsun? O çekememiş, kayda girememiş. Ben rutin kulak burun boğaz kontrolüm benim. Benim bir şeyim yok çok şükür. Aşkın Nur Yengi geçtiğimiz günlerde abi Ahmet Yengi'yi kaybetmiş. Trafik kazası geçirmişti çok. Biz hasta biliyorduk ama. Gelir misin? Yok 40 gün entübe edildi. 40 gün yoğun bakımda kaldı sonra kurtarılamadı. Kazadan dolayı değil mi? Başka bir şey yok. Yok kalp krizi geçirdi kaza. Zaten bypass ameliyatı olmuştu. Sonra kalp krizi geçince kazada direkt yoğun bakım aldılar sonra. İşler güçlerden konuşalım. Güzel şeylerden evet, bayram güzel geliyor. Şey. Allah rahmet eylesin huzurlu uyusun. Geçtiğimiz yıl başında sahne alan Aşkın Nur Yengi yeni yıla eski eşi Haluk Bilginer ve kızı Nazlı Bilginer'le girmişti.
Bu bayramda da öyle mi olacak acaba? Yok yok, bu sefer ben kendim gideceğim. Çünkü kızım yurt dışında eğitimde. O zaten gelemez. Onun dışında ben hemen arka arkaya, çünkü ertesi gün hemen Kıbrıs'a geçeceğim için tek kalem gidip geleceğim inşallah. Kızı Nazlı ileride annesi gibi şarkıcı olmak istiyormuş. O kararları ona bıraktık ama şu anda şarkıcı olmak istiyor. Ağırlıklı olarak öyle istiyorum. Anne tarafı ağır basmış. Yani şu anda öyle diyor. Bakalım sonra hayatı farklı bir şekilde değişirse ve başka bir isteği olursa ona da her zaman arkasındayım. Yani ne isterse onu yapsın. Şey... Okuduğu okullar çünkü hepsi için müsait. Yani üniversitelerde bu bölümler de var. Evet. Konservatuar eğitimi aldığı için onlar da var. İsterse ona da geçer sonra. Ama şu anda vokal ol, yani şarkı söylemek istiyor. Aşkın Nur yengi sevenlerine güzel haberi veriyor. Mabel Matiz'le bir single hazırlıyorlarmış. Mabel Matiz'le bir single yapıyoruz. Önümüzdeki işte Nisan ayında klibimizi çekiyoruz ama onun albümündeki şarkımızın klibini çekiyoruz. Ondan sonra da böyle bir 3 şarkılık bir küçük bir dijital platformda arka arkaya çıkacak bir repertuar hazırlığı içindeyiz. Bu yeni nesil moda şeyler var, düetler var. Bunlar gibi mi olacak mesela? Hayır, ben tek solo benimki. Ama onunla şarkı beraber mı yaptık onu? İki Satır Yaraydı adı da. Ve onun klibini çekeceğiz önce. Onun albümündeydi o. Fatih albümündeydi. Şimdi ben de bana yaptığı 3 şarkıyı keyifle, mutlulukla seslendireceğim. Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ve Nail Gönenli'yi bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nu soruyoruz. Demet Akbağ'ın olduğu sette çalışmak çok keyif veriyormuş başarılı oyuncuya. Evet. Sandık Kokusu'nu soralım. Nasıl ya, çok çekimler? Çok keyifli, çok güzel gidiyor. Yeni bölüm böyle çok heyecanlı. Ama onun dışında hani ekip arkadaşlarımızla çok keyifli vakit geçiriyoruz. Özellikle Demet Akbağ'ın olduğu sette olmak büyük keyif. Spagat açmıyor bize ama çekmişsiniz. İnşallah onu da yapar yakında sette. İnşallah. Ama çok keyifli, çok güzel gidiyor. Dostları Umut Ebirgen ve Aline Boz'a geliyor konu. Ebirgen artık eşi Aline Boz ne derse onu yapıyormuş. Necip Memili bu durumdan çok mutluymuş. Umut Bey, hanımcı olmuş diyebilir miyiz? Ne olmuş? Hanımcı. Olsun bence ya. Hanım köylü. Ben hanım köylüyüm. Olmuş diyemeyiz. Oldu çoktan mu? Oldu. Oldu. Ya, oldu. Ama böyle kafa daha mı rahat? Benim için öyle. Benim için hiçbir şeyci olmaya gerek yok, evet ya. Evet ya. Yani ama herkes... bu güzel bir espri, ben seviyorum. Akif bak, buradan öyle geliyor ama hani tersinden. Ama ben nasıl rahat konuşuyorum şu an? Nasıl rahat? Yok yok ki kadın elinin değdiği erkekler daha üst ruhlu ve daha düzgün oluyorlar. O önemli bir şey. MF grubu Bostancı'da ilk kez Özkan Uğursuz sahneye çıktı. 8 Temmuz 2023'te aramızdan ayrıldı Özkan Uğur. MF onsuzdu artık. Özkan Uğur'un acısı hala taze ve gözyaşlarıyla hatırlanıyor. Üzme kendini, ümitsiz gibi. Sevenin var, bak ne güzel. Mazhar Fuat Özkan grubu Özkansız ilk konserine çıktığı gecede Gülben Ergen hayranı olduğu grubu dinlemeye gelen isimlerdendi. Ben Özkan Uğursuz düşünemiyorum doğrusu. MF konserine geldim. Özkan da var. Özkan'ı da dinleyeceğim gibi hissediyorum. Mazhar Fuat Özkan dinleyerek büyüdüm. Okul yıllarım, gençliğim Mazhar Fuat Özkan dinleyerek geçti. Benim çocuklarım da Mazhar Fuat Özkan'ı seviyorlar. Ben de hala Mazhar Fuat Özkan'ı seviyorum. Özkansızlık ne kadar zor olsa da ben de ilk kez özkansız bir MF konserine geliyorum. Her sene mutlaka gelirim. Ya Harbiye'de ya Bodrum'da. Öyle. Umut Ebirgen, Aline Boz çifti de seyirciler arasındaydı. Duygu dolu konser böyle başladı. Neredeyse bir yıl geçti. En son konserimiz buradaydı. Bu salondaydı. O yüzden bugün tekrar bu salonda bir merhaba diyelim dedik hepinize. Grup sevilen şarkılarından biri olan Güllerin İçinden'le açılışı yaptı. İçinden.
Şarkının meşhur bas gitar solosunun olduğu kısımda Barkovizyon'da Özkan Uğur'un görüntüsü beliriyor, şarkının bas solosunu yine Özkan yapıyordu. Özkan Uğur'un görüntüsü ekrana geldiğinde seyirciler de gözyaşlarına boğuldu. En çok ağlayan isimlerden biri de Gülben Ergen'di. Gülben Ergen gibi Alina Boz da o sırada duygusal anlar yaşadı. Şarkı sonrası Mazhar Alanson ve Fuat Güner de duygusal anlar yaşarken seyirciler de onlara alkışlarıyla destek oldu. Özkan Uğursuz ilk MFÖ konseri grubun sevilen şarkılarıyla devam etti.